Göğüs duvarı deformiteleri, pectus hastalıkları olarak bilinir. Bunlardan en sık görüleni pectus excavatum dediğimiz kunduracı göğsüdür. %80'inde görülür. İkinci sırada da pectus carinatum dediğimiz güvercin göğsü görülmektedir. Bu 300 canlı doğumda bir görülen bir deformitedir. Özellikle kunduracı göğsü. Hastaların ailesel öyküsü hastanın 1/3'ünde mevcuttur. Bu nedenle anne, baba ve dayı halada da görülebilir. Bunların da sorgulanması doğru olur. Bu hastaların erken tanı konması ve tedavi edilmesiyle sosyal fobi ve sosyal hayattan izole olmaları önlenmiş olur. Dolayısıyla bu hastaların yakın takip edilerek en uygun yaş döneminde de cerrahi veya tıbbi tedavilerin yapılması uygundur. Kunduracı göğüsü olan hastaların çoğunda aslında şikayet yoktur %80'inde. Ama görsel olarak çok rahatsız edici bir görünüm aldığında hastalar artık şikayet etmeye başlar. Özellikle anne baba doğumdan itibaren bunu fark eder ve tedirgin olarak doktora gelir ama o dönemde tedavi olmasında bir aciliyet yoktur doğrusu. Ama ergenlik yaşına geldiğinde bu deformite büyümeyle birlikte daha da derinleşeceğinden hem şikayet yapmaya başlar hem de çocuğu rahatsız etmeye başlar görsel olarak. Bazılarında da ciddi baskı yaparak hem kalbe hem akciğere baskı uygulamaktadır. Bu durumda da hastalarda çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, bazen morarma gibi şikayetler olmaktadır. Bu grupta, şikayet yapan grupta zaten en erken dönemde cerrahi tedavinin yapılması doğrudur. Evet, kunduracı göğüsü olan hasta geldiğinde ilk yapılan iş fizik muayene. Zaten görsel olarak bu deformiteleri, derinliği, yaygınlığı görülmekte. Simetrik mi, asimetrik mi? Direkt görüşte bunlar tespit edilebilmektedir. Bu hastalar değerlendirilirken bir tedavi yönteminden tedaviye başlamadan önce muhakkak yine görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Özellikle düz grafiler, ön arka ve yan akciğer grafisi ve birçok hastada da tedaviyi daha iyi planlayabilmek için akciğer tomografisini istemek doğru olur. Bu tanı yöntemlerini kullandıktan sonra da hastanın tedavi planının yapılması uygundur.